Evet. Kızın evi burası mı? Burası. Gördün işte, kızın evi burası. Kızı istemeye geldik, değil mi hanım? Gönlün oldu mu yavrum? Oldu baba. Aferin. Hadi o zaman gidelim. Hadi. Baba. Ulan bana ilk defa baba dediğinde ne kadar sevinmiştim biliyor musun? Nereden bilebilirdim ki günün birinde başıma bunlar gelecek? Hadi baba, hadi. Tamam oğlum, tamam. Kızın zili bu. Evet. Nereden buluyorsun bu zilli kızları? Saygılar. Hadi kalkalım bakalım. Bize müsaade yeter bu kadar. Baba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çikolata. Sağ olun, zahmet etmişsiniz ki. Efendim, evet. Durum bayağı ciddileşti. Biz açıkçası oğlumuza kızınızı istiyoruz. Dur bakalım hayatım, dur bakalım. Öyle kolay mı beyefendi? Biz bu kızı kolay mı yetiştirdik, bu hali nasıl getirdik diye sormuyorsunuz. Sizin oğlunuz ne iş yapar? Bu mu ne iş yapar? Bu iki elinden bir sineği avlayamıyor esasında. Yok, esasında sinek avlıyor. Para ediyor mu o iş? İşsiz yani. Oğlum bir iş bul diyorum ama baba ne lüzumu var diyor. Beyefendi daha askerlik bile yapmadı kendisi. Ama baba yaptı. Aması babası yok oğlum. Yapmadın askerlik, o sayılmaz. Bak Afganistan'da savaş var burnumuzun dibinde. Ya üstümüze sıçrarsa, ya seni bir daha çağırırlarsa. Ha? Sıçtın mı? Kaldın mı ortada? Yani oğlumdur diye söylemiyorum. Ya ben de oğlumdur diye söylemiyorum. Çünkü oğlumuz değil. Karakolun önünden geçiyorduk bir gün. Karakolun önüne bırakmışlar bunu. Polis aldı tutuşturdu. İşte o. Ay yaşındakidir. Evet. Al. İçer mi? Küp 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 küp. O biraları var ya. Höpür höpür. Köpüklerini falan yiyor. Geçen gün para bulamamış. Adi sünger. Arpa var ya. Onları eritmiş. Ne yapıyorsun dedim. Bira yapıyorum demez mi? Pah sana adi sünger. Allah düşmanımın başına verme yarabbi. Doğru mu söylüyor Tayfun? İnanma Sinan. İnan Sinan. Vallahi inan. Bu var ya. Erkek, bildiğimiz erkek. Bunun erkekliğinden bile ben şüphe ediyorum. Neden diyeceksin? Çocuktu bu. Annesi buna kız elbiseleri giydirirdi. Bunu da çok hoşuna giderdi. Bir de annesinin topuklularını giyer, tıkı 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 gezerdi. Söylesene. Evet, evet. Çok hoşlanırdı. Nurhan Damcıoğlu'nun taklidini yapardı. Konuşsana oğlum. Oğlum deme şuna. Konuş kız. Canım ona bakarsan ben de bizimkinin kızı olduğundan şüpheleniyorum. Değil mi? Sinem mi? Ne diyorsun? Her gece 12'lerde eve gelir. Kızım derim, sürtme böyle dışarılarda. Bana ne dese beğenirsiniz beyefendi. Sürtüğüm ben sürterim. Aa, az kalsın oğlumuza sürtünmüş bir kız alacaktık. 3 tane pulu var, göstermediği erkek kalmadı. Allah bilir, bir bizim bu saf görmemiştir o pulları. Savruk, hesabını bilmez, kitabını bilmez. Ama Allah var yukarıda, mutfakta bir tanedir kızım. Yani kızım diye söylemiyorum. Çok güzel yemek yakar. İnanır mısınız hanımefendi? 2 kilo soğandan imam bayıldı yapıyor. Ha. Yani imam bayılmıyor, bizim bütçe bayılıyor. Hanımefendi o zaman Allah'ın emriyle alın kızınızı turşusunu kurun. Siz de alın oğlunuzu turşusunu kurun. İyi hıyar turşusu olur bundan. Hıyar doğru doğru. Hadi hadi hadi, hadi hıyarcığım kalkıyorsun. Hadi. Hadi güle güle. Hadi. Biz de inandık bunlara değil mi? Gitmiyoruz işte, oturun bakayım yerinize. Hadi oturun. Ha. Tabii. Anladık, hayat şartları zor, aile kurmak zor. Bütün bunları bizleri düşündüğünüz için söylüyorsunuz ama... Hiç bizim hayallerimizi, özlemlerimizi, ümitlerimizi düşünen yok. Bir avuç beceriksiz ülkeyi bu duruma getirdi diye bizim suçumuz ne? Hayat şartları ne olursa olsun biz bu çirkinliklere boyun eğmeyeceğiz. Haklısın Sine. Evet. Ben fikrimi değiştirdim, çocukların tarafına dönüyorum. Bunlar haklı. Gel öp bakayım kızım benim. Aferin, aferin. Sen de öp oğlum. Aferin. Baba. Yani biz boşuna çaba sarf etmişiz hanımefendi. Çok haklısınız hadi yani. Oğlum. Hadi öpeyim gidin anne. Hadi gidin evlenin. Görün. Gününüzü.